Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. 8 Kasım 2023 6 Kasım 6.0 8 Kasım 8.0 8, 8 Kasım'ın ne önemi vardı ya. Neyse hepiniz 8 Kasım 2023'ün ilk videosuna hoş geldiniz. Mehmet Büyükekşi dün konuştu. Mehmet Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaraylı Başkanı, Galatasaray Federasyon Başkanı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar. Şimdi ben buraya neden çıktım? için çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm ve çıktım. <laughs> ben buraya çıktım da sonradan çıkmadım mı dedim. Bunlar bir takım uydurma laflar. Sahi ya kim çıkarttı beni buraya? Galatasaraylı spor yazarları biz çıkarttık diye bağırmışlar. <laughs> evet siz çıkarttınız. Şöyle Aşekler sizi demiş. Bu harbi söylüyorum bu. Başka hiçbir şey değil. 29 Ekim Cumhuriyeti'nde zaten bunlar bildiğimiz şeyler bunu federasyon olarak kutladın. İki gün sonra cevap vereceğiz demiş. %100 adil, %100 şeffaf, %100 tarafsız yönetim anlayışımızı yineliyoruz. Yani sizin tarafsızlık anlayışınız. Neyse TFF olarak bir müddettir futbol aileyi, ailemizin ortak sorunlarına kalıcı çözümler üretebilmek için önemli bir projeyi hayata geçirebilmek. Kronikleşmiş problemler üstesinden birlikte gelebilmek adına yoğun bir mesai harcıyoruz. Lakin Son zamanlarda ortak problemlerimize yönelik olması gereken eleştirilerin dozu artıp odağı ve üslubu değişince ve bu eleştiriler problemler odaklı değil dedik dedikodulara ve doğrudan federasyonumuza yönelik olunca bazı söylemlerin toplumumuzu sonradan pişman olunacak vahim sonuçlara taşıma riskini görünce ilk günden bu yana söylediğimiz şeffaf sorumlu ve açık bir iletişim anlayışımızla bundan sonra her 15 günde bir sizlerle buluşacağız. Bu ilk toplantıyı bir başlama vuruşu olarak görün. O zaman sende top oluyorsun. başlama vuruşundaki top yani başlama vuruşu başlama vur. Neyse bu toplantının sonunda herhangi bir soru almayacağız. Ama son dönemde kamuoyu doğru da doğru ya da yanlış bilgilendirmelere meşgul eden tüm soruların cevaplarını iki gün sonra yazılı olarak kamuoyuyla paylaşacağız. Demek ki Galatasaray yönetim kurulunun ve sosyal medya ekibinin bu konuşulanlara cevap vermesi 2 gün alacak. Yani iki gün içinde hazırlayacaklar. Şimdi MHK'daki yapılanmadan bahsediyor. İşte kaos ortamının kimseye faydası yok. Hakem atamaları başında gelmekte. Bu konuda strateji plan çalışmalarımızda da gündeme gelen talep edilen devrim niteliğinde bir adım atacağız. Ve Avrupa'da başta Almanya'da olmak üzere uygulaması olan ve kulüplerimizin de süreçlerin önemli bir parçası olduğu MHK'da yeni bir yapılanma sürecine başlatıyoruz. Bu yapıda futbolun en önemli paydası olan kulüplerimiz ile işbirliği içinde olarak kulüplerin karar verme mekanizmalarına dahil olmalarını istiyoruz. Laf aramızda zaten kulüpler dahil oluyor. Mesela hakem atamaların hepsini Galatasaray'la birlikte yaptığınızı düşünüyoruz biz. Hakan Ceylan Allah belasını versin. Lanetullahi Aleyh Alper Ulusoy Koray Gençerler Bilmem Zorbay Küçük Arda Kardeşler. Yani bu arkadaşların hiçbirinin biz hani zeki yapay zeka bilmem ne zeka falan filan. Bu arkadaşların hepsini Galatasaray'la birlikte oturup diyorsunuz ki ancak bunları verirsek şampiyon yaparız Galatasaray ı. diye. Veriyorsunuz zaten hani dahil ediyorsunuz. Kalan 18 kulüp de zannediyor ki işin içindeler. Yine olacağını zannediyorum. Bu yeni yapılan milli takım açıklaması. Euro 2 milyon, Bu arada Vincenzo Montella Türkiye'de yaşıyormuş. İstanbul'da yaşıyormuş. Bilginiz olsun. Yani Arda Güler'le Çağlar Söyüncü'yle görüşecekmiş. Maçlarını takip edecekmiş. Kadın milli takım C liginde oynadıkları 4 maçı da kazandılar. Uluslar B ligine çıkmayı garantilediler. UEFA'da başarı UEFA'da haber olmuş. Demişler ki bu kadar şikeli bir ligde, bu kadar şaibeli bir ligde. Herkesin hakem konuştuğu, herkesin birbirini suçladığı bir ligde. Nasıl olur da kadınlar B ligine çıkar demişler. Yarı otomatik offside sistemi Galatasaray başkanı uygun görürse bunu yapacağız demiş arkadaşlar. Ortalık 56 olmuş. Mahalle yanıyor. Mahallenin büyük ablası Mehmet büyük ekşi saçını tarıyor. Yani başka söylenecek bir şey yok. Ben şunu söyleyeyim Mehmet büyük ekşi. Yani eğer benim telefonumdan Baylok çıkmış olsaydı beni öttürürlerdi. İçeriden çıkamazdım. Senin telefonundan Baylok çıktığını sen gururla televizyonlarda nasıl anlatabildin? Ha ben yapmadım benim şeyim yaptı falan filan diye. Yani herhangi birinin başına gelse şey yapar. İnsanlar seni bak Ali Koç senin kardeşinin FETÖ'den atıldığını falan filan söyledi. Bilmem anlattı bayağı bir şey. Ben senin yerinde olsaydım derdim ki ulan üstümdeki imajı bir temizleyeyim. Doğru ya da yanlış ben bilemem onu. O Allah'la senin aranda ne kadar şeydir. Derdim ki her adımımı sağlam atayım. Ulan şu Türk futbolunda bir şey kazandırayım. Federasyonun başına geçen Fenerbahçelilerin bir hedef oluyor Fenerbahçe'yi yok etmek. Beşiktaş da geçiyor Beşiktaş şampiyon oluyor. Galatasaray geçiyor Galatasaray şampiyon yapılıyor. İttirle kalktırla. Ulan Fenerbahçeli geçiyor federasyonun başına ne yapıyorlar ediyorlar Fenerbahçe'yi yok etmeye çalışıyorlar. Ben gerçekten anlamıyorum yani amaç ne burada? Şimdi bunu söylediği zaman Galatasaraylılar diyor ki Beşiktaşlar sizin takım çok skandal işler yapıyor. O yüzden geçen diyor ki ha ben bu skandalların üstünü kapatayım. Ya sizinkiler hiç skandal yapmıyor. Misal veriyorum Galatasaray menajer ücretlerini 10 binde bir göstererek uluslararası bir skandala imza atıp küme düşme cezasını hiç hak etmedi. Olcan Çağlayan olayı, Onur Bulut olayı, yani yakın zamandaki olaylar Sağa sola bakmanıza gerek yok. Ben şunu söyleyeyim. Mehmet Büyükekşi benim gözümde dünyanın en büyük Galatasaraylılarından biridir. Ali Koç'un korkularını maalesef haklı çıkartmıştır. İyi de senin başkanında destek verdi. Ya arkadaş bak hepiniz bunu yaşıyorsunuz. Bir parti seçim oluyor. Bir yerel seçim, genel seçim oluyor. Oy veriyorsunuz. Sonra şey mi diyorsunuz? Ha ben buna oy verdim ama vermeyecektim aslında. Kuzenim verdi mi diyorsunuz? Arkadaş verdim. Keşke vermez olaydım diyorsunuz. Ali Koç da bunu dediği zaman suçlu. Ben şunu söyleyeyim. Mehmet Büyükekşi'nin ben artık net olarak suça ortak olduğunu düşünüyorum. Eğer ülkede futbolda bir suç varsa Mehmet Büyükekşi en büyük ortağı. Şu açıklama. Ya çıktı ki Kemal Yılmaz olay. Arkadaş de. kendi kendine gelin güven olmuş. Biz Kemal'i çok severiz. İşte iyi bir hakemdir. Karışıklık olmuş notlarda falan filan de kıvır. Alttan alttan da Fenerbahçe'ye öbürlere de ki Arkadaş sisteminizde haklısınız. Lan Fener şikayetçi yenildi. Trabzonspor yeni şikayetçi. Galatasaraylılar şikayetçi Fener kullandı. Beşiktaşlılar şikayetçi Trabzon kullandı. Öbürleri şikayetçi Fener kullandı. Öbürleri şikayetçi Trabzon kullandı. Ulan nasıl beceriyorsunuz? Nasıl beceriyorsunuz? Gerçekten hayretler içerisindeyim. Nasıl beceriyorsunuz? Becerdiğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Nasıl beceriyorsunuz ya? Vallahi nasıl becerdiğinizi anlamak imkansız. Doktorsunuz hasta ölüyor yakınları kızıyor. Hasta yaşıyor, yakınları yine kızıyor mu? <laughs> Lan bizim hastamızı yaşatın, Allah belanı versin, geber öl. Ölseydi keşke mi diyorlar? Lan her şeyin bir standartı var. Öğretmen çocuğu yok, bir doktor olmuş mesela, atıyorum avukat olmuş. Veliyselere teşekkür ederiz ya, emeklerin büyük doktor oldu, avukat oldu. Ya da şey diyor, Allah belanı versin doktor oldu bu çocuk, lanet olsun senin gibi adama. siz nasıl beceriyorsunuz bunu? Her iki taraftan da beddua yemeyi, küfür yemeyi. Neyse. Fenerbahçe eski teknik direktörü Jorge Jesus Türkiye Kupası Şampiyonluğundan doğan alacakların ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurmayı düşünüyormuş. Şunu söyleyeyim. Ben Mehmet Büyükekşi'nin hiçbir şeyi değiştireceğini düşünmüyorum. Sevgili devlet büyüklerimiz değiştirirse değiştirir. Yoksa yok. Yani ben devlet büyüklerimizin bir şey yapacağını düşünüyorum. Yoksa başka türlü olmaz. Ha! Mehmet Büyükekşi kalır mı gider mi? MHK Başkanı kalır mı gider mi? Mekanları cehennem olsun. Allah burada yaptıklarını yanlarına bırakmasın. Çünkü bunlar büyük küçük günah işlemiyorlar. Küçük günah nedir? Abi şu mikrofonu çalarsın küçük günahtır. Bardağı kırarsın küçük günahtır. Milyonlarca kişinin aynı anda mikrofonunu çalarsan bu büyük günahtır. Allah yanınıza koymasın. Hadi i̇ster inanın ister inanmayın. Allah yanınıza koymasın. Şimdi Jesus doğru arkadaşlar. Al hilalin başında bulunuyor. Yani Fenerbahçe bir ihtar çekti. Ve e, dönüş yapılmadı diyor. Başakşehir Fenerbahçe 2-0 yendi. Türkiye Kupası'nı kazandı. Jesus'un orada bir şeyi var. Bonusu var. Fenerbahçe yönetimi de Jesus'tan ilgili bazı iddialar vardı. Hatta açık söyleyeyim Galatasaray'ın e, stadına gitti. Bir Galatasaray Beşiktaş maçı izledi. Bu adam ondan sonra bir dönme gerçekleşti. Ne hikmetse. Birileri her ne kadar da taktiği çözüldü dese de yani bizimkiler oradan kullanıyorlar. Neyse. Fenerbahçe'nin kanal stoperi Ciku Fransa'da RMC Sports'a konuk olmuş. Ciku'dan Fenerbahçe itirafı gelmiş. Fenerbahçe transferi düşünülmüş, planlanmış bir karardı. Başka güzel teklifler de aldım. hem Fransa'dan hem Avrupa'dan diğer takımlardan fakat Fenerbahçe'nin sunduğu proje benim için çok önemliydi. Avrupa kupalarını tekrardan oynamak istiyordum. Strasbourg'da bu deneyimi yaşamıştım. Benim için önemliydi. Diğer teklif sunan takımlarda bu seçenek yoktu diyor. Büyük transferler yapıldı Fenerbahçe'de. Sen her Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorlar demiş. Hadi inşallah. Seneye ilk iki takım Şampiyonlar Ligi'ne gelecek. Bu sene biliyorsunuz konferans ligine gidiyor. Üçüncü, dördüncü bile. Seneye bu olacak diyor. Kararımdan ötürü memnunum. Menajerim aynı zamanda abim ve ailemle bu karar verdik. Bugün çok mutluyuz. En beğendiğim oyuncular için iki isim vereceğim. Birisi Dusan Tadiç. İnanılmaz bir ayağı var. Diğeri Fred. Topla defansif ve ofansif açıdan çok büyük fark yaratıyor diyor. Takımda çok kaliteli isimler. iyi bir rekabetler. var. Edin Dzeko da çok büyük bir golcü diyor. Aslına bakarsanız Fenerbahçe'nin var ya çehresini değiştiren 3 isim oldu. Gerçekten de bak. Hani Tadic, Fred, Ceko bunlar gerçekten dünyaca ünlü isimler. Bunlar çok büyük katkıda bulundu. Ha Bekao bu kadar ünlü değildi size göre ya da Ciko bu kadar ünlü değildi. Ne derseniz deyin Kent bu kadar ünlü değildi. Kent hala soru işaretleri bana kalırsa. Bunların, bunlara İrfan Can da ayak uydurdu. İsmail de bunlara ayak uydurdu. Şimanski de bunların arasına girip ben de yıldızım dedi. Fenerbahçe öyle düzlüğe çıktı. Süper Lig gelişen birlik. Bu yaz yapılan transferleri gördük. Oyun anlamında Fransa'dan farklı çok daha fazla pozisyon oluyor burada. Fiziksel açıdan iki ligin eşit seviyede olduğunu söyleyebilirim ama Fransa'da oyun daha oturaklı ve düşünceye dayalı. Türkiye'de daha serbest. Bana göre iki lig arasındaki en büyük fark bu diyor. Şimdi Ali Koç değerlendirmesi geldi yazarlardan. Nedir o değerlendirme? Ali Koç'un Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalarla ilgili Soru Fenerbahçe Trabzonspor'u yenilirken Ali Koç Divan Kurulu'nda 3 saat konuştu. Çok ağır ithamlarda bulundu. Bu sözlere destek veren olurken Cumhuriyet Savcılarına görev çağrısı yapan da oldu. Özellikle hakemleri nerede görürseniz tepki gösterin. Fotoğraflarını çekin sözleri tartışma yarattı diyor. Gürcan Bilgiç. Ali Koç şunun farkında. Eğer kamuoyu desteği olmazsa işler düzelmez. Çünkü yıllardır aynı hakemler, farklı kulüpler ama benzer şikayetlerle karşı karşıyayız. Koç bu düzenin içinde olduğu varsayılan hakemlerin yaptıklarının farkında olduklarını taraftara göstermek istiyor. Konuşma sırasında da beni yanlış anlamayın demokratik davranışlarda bulunun bunu yapın diyerek de farklı algılanmaların önüne geçti. Şu bir gerçek futbolun sahada oynanması gerekiyor. Buna hakemler de razı olmalı. Ali Gültüken camiaların kendi menfaatlerini koruması açısından tepkilerini ortaya koymalarını makul görmek gerekir. Fakat her şeyin bir sınırı var. Bu kişilerin özgürlük alanını kısıtlamaya başladığı zaman ortaya istenmeyen farklı sonuçlar çıkabilir. Özellikle futbol konusunda fanatizmi çok derinden yaşıyoruz. Başkanın söylediklerini bir mesaj olarak algılayıp kendine görev çıkaranlar da olabilir. Bunlar hassas konular. Dikkat etmek gerekir diyor. Ben şunu söyleyeyim. Ali Koç şunun farkında. Ali Koç olarak Fenerbahçe Başkanı olarak Koç Holding CEO'su olarak hiçbir şey yapamayacak. Fenerbahçe taraftarının desteğiyle de hiçbir şey yapamayacak. Ya olay her taraftara sıçrayacak ya da üstü kapatılacak. Ben şunu söyleyeyim. Adalet herkes için adalet. Herkes için geçerli. Türkiye'de yasa dışı bahisten elde edilen gelirin sadece binde birini yasa dışı bahisten elde edilen gelirin binde birini kulüplere dağıtsanız Fenerbahçe'nin hatta şöyle söyleyeyim yüzde birini dağıtalım. Bir yıllığına yüzde birini dağıtalım. Yasa dışı gelirin bahis gelirinin yüzde birini. Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? 8 milyar 235 milyon lira. Fenerbahçe'nin bir yılda borcu 4 milyara düşüyor. Varın. Hani şampiyonluk oranlarına bağlı olarak dağıtsın. İşte belli bir havuz olsun. her takıma eşit miktar sonra şampiyonluk oranına göre fazla. Fenerbahçe'nin bir yılda borcu 4 milyara düşüyor. Beşiktaş'ın Galatasaray'ında benzer şekilde oluyor. Yani sadece yasa dışı bahisten. Ben de diyorum ki yasa dışı bahiste çökün. Kulüpler kazansın. Süper Lig'de şampiyonluk oranı değişti. 11. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe 1.80'den 1.85'e yükseltildi. Oh iyi oldu. Paşa'yı hakem zoruyla iki bir mağlup eden Galatasaray 1.90'dan 1.75'e indi. Çok iyi oldu. Yani yeni favori olarak gösterildi. Beşiktaş'ın oranı 35. Trabzon Adana Demir'in oranı 50 olarak belirlendi. Arkadaşlar 1.75 ve 1.60 e, orada tutunamayacak şeyidir. Oranıdır. Bilginiz olsun. Yakın zamanda görürsünüz ne demek istediğimi. Operasyon için düğmeye basıldı. Savunmaya 1.91'lik kule geliyor. Arkadaşlar Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı zaten. Ee, ama şunu söyleyeyim. Samet Akaydın, Oster, -Wolde, ikilisini Fenerbahçe sahaya sürdü. Ancak beklemediği bir mağlubiyet yaşadı. E, ee, CSK Moskova'dan William Rocha için Fenerbahçe'nin harekete geçtiğini söylüyor. Arkadaşlar bu düşüncede olan bir isim harekete harekete geçilmedi bilginiz olsun. Fenerbahçe'de iki ayrılık birden resmi olarak açıklandı arkadaşlar. Fenerbahçe kadın futbol takımında iki isim gitti. Emma Elisabeth Becker ve Jana Radosavljevic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyurulmuş. Fenerbahçe'de e, Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımı sözleşmeleri feshedilmiş. Takımımızın sporcularından bu iki arkadaşla yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Kendilerine bugüne dek verdikleri emekler için teşekkür eder. Bundan sonra kariyerlerinde başarılar dileriz denilmiş. Ben futbola ilişkin de bir şey söyleyeyim. Şimdi havada kalmasın. Arkadaşlar Samet Akaydın ismi. Unutmayın bu ismi. Zayt ismini de unutmayın arkadaşlar. Crespo ismini de unutmayın arkadaşlar. Juan Perez ismini de unutmayın arkadaşlar. Joshua King ismini de unutmayın arkadaşlar. Batshuayi ismini de unutmayın arkadaşlar. Ben size diyorum ki resmi olarak bu 6 arkadaştan en az 2 tanesi %100 olarak devre arasında gidecek. 2, 3 olabilir. 3, 4 olabilir. 4, 5 olabilir. 6 da 6 olabilir. 6 da 6 olacağını sanmıyorum. Ama benim gözlemlediğime, öngörüme göre 3 olacak. Bilginiz olsun. Yani bu arkadaşlar gidici. Resmi olarak da ben size söyleyeyim. Lincoln Ernekan'ın muhtemelen mu yani sözleşmesi çıkarılacak. O da artık Kasım ayındayız. Artık yavaş yavaş takımla çalışmalara başlamasını da bekliyoruz. Güçlendirme yapıp. Hakkımızda hayırlısı olsun. Lincoln için de şunu söyleyeyim. 6 oynar. 8 oynar. 10 oynar. Sol açık oynar. Sol bek oynar. Sağ açık oynar. Çok gönlü bir oyuncu. Yaşı daha genç. Büyük bir potansiyel. Bakalım potansiyelini çıkarabilecek miyiz? İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere dostlar.